çoklu baro planı yasalaşmadan önce gördüğünüz gibi Ahab bir baro markası olarak patent başvurusu yapılmış durumda. Ve Adalet kısaltma adı Ahab olan Adalet ve Hak Barosu olarak lanse edilen ikinci baro olarak numaralandırılması beklenen tüm bunları gözler önüne seriyor. İkinci baro daha yasa geçmeden başvurusu yapılmış. Hazırda bekletiliyor isim hakkını başkaları almasın diye. Kim bu kadar aceleci? Bunları da konuşacağız elbette. Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt karşımızda. Sayın Başkan merhabalar. Merhabalar. Şimdi ekranlara getirdik. Bugünün gündemi elbette yaptığınız açıklamanın arkasından tüm haber sitelerine de düşen Ahab mevzusu oldu. Ahab kısaltma adıyla Ankara Barosu'na alternatif bir baro girişimi olduğu sanılan Adalet ve Hak Barosu olarak uzun adıyla görülen bir patent başvurusunun Türk Patent ve Marka Kurumu'na resmi bir başvuru yapıldığı ortaya çıktı. Elbette şaşırtıcı ama bir yandan ne kadar şaşırtıcı tartışılır. Çünkü yasa henüz geçmeden yapılmış bir patent başvurusu olduğunu görüyoruz. Bunu şu soruyla bağlayayım, ikisini bir değerlendirmenizi rica edeyim. Bir, buna ilişkin ne düşünüyorsunuz böylesi bir başvuruya karşı? Bir baro başkanı olarak ne hissettirdi bu durum size? İkincisi, bunun muhatabını aslında İstanbul Baro Başkanı olduğu için ona da sormuştum. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan, yasa geçer geçmez İstanbul Barosu'ndan ben istifa edeceğim. Gideceğim ikinci baroya kayıt olacağım dedi. Sayın Durakoğlu da dedi ki ben Sayın Turan'ın yalnız kalacağını düşünüyorum. Ben bu yasa geçse de İstanbul Barosu'nun öyle kolay kolay bölüneceğini düşünmüyorum. Çağlayan Adliyesi önündeki kalabalığı görmediler mi diye sordu. Dolayısıyla yasa henüz geçmeden böylesi bir ezberci bir çıkış Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve şimdi resmi bir kuruma Türk Patent ve Marka Kurumu'na Ahab kısaltma adıyla Ankara Barosu'na alternatif bir baro girişimi olduğu aşikar olan bir topluluk patent başvurusunda bulunuyor. Aydın Baro Başkanı bu konuda ne yorum yapar, nasıl değerlendirir? Elbette üzüldüm, öncelikle onu ifade etmek isterim. Baroların tekliği, idarenin tekliği prensibinden yola çıkınca zaten hukukçu herhangi birisi tarafından kolaylıkla anlaşılabilecek ve savunulması gereken bir hususken bir meslektaşımız eğer bunu yaptıysa bundan çok büyük üzüntü duyarım. Henüz yasa çıkmadı. Sadece Adalet Komisyonu'ndan geçti. Ben yasanın çıkmayacağına dair inancımı da mücadele azmimizle beraber sonuna kadar koruduğumu ifade etmek istiyorum. Mecliste görev yapan milletvekilleri milletin iradesine saygı duymak zorundalar. 80 baro başkanının birden karşı çıktığı, avukatların tamamının hemen hemen, yani hemen hemenden kastım şu, %0,25 belki çıkabilir fire. Böyle patent başvurusu yapma hevesinde olanlar gibi bazıları çıkabilir. Onun dışında avukat camiasının aslında tamamı buna karşıyken milletin iradesi ortada demektir. Buna aykırı bir kanunun meclisin genel kurulundan çıkmayacağına dair inancımı koruyorum. Öncelikle onu ifade etmek isterim. Çok aceleci davranmışlar. Yasa çıkmadan şu patent başvurusunda bulunmaları akıllara zarar elbette. Ama bir ismin patentini almak için başvuruda bulunmak ya da almış olmak baroları bölebilmek için yeterli değildir. Ben hiçbir meslektaşımın hukuka saygısından yola çıkarak hepsinin başka bir baro, bölünmüş, parçalanmış baroları oluşturacak şekilde başka bir baroya gidip kayıt olacaklarına inanmıyorum. Dolayısıyla patent başvurusu yapmış olmak, isim hakkı elde etmiş olmak bunlar bir şey ifade etmez. Ankara Barosu, İstanbul Barosu, İzmir Barosu ya da diğer barolarımız. Hatta bu sayılar düşürülse bile, üye sayıları düşürülse bile meslektaşlarımın asla barolarından ayrılmayacağını ben biliyorum. Herkes barosuna sahip çıkacaktır. Bu avukat olmanın gereğidir, hukukçu olmanın gereğidir. Zaten bu yasanın bir macera olduğunu defalarca ifade ettik. Mümkün değil bu. Bugün yapılan basın açıklamalarına gelmek istiyorum. Aslında içeriye gönderilen mesajın devamı niteliğinde bir açıklamaydı. Hem Ankara'da hem İstanbul'da. Şunu kastediyorum. Komisyon toplantısına cübbe gönderdiniz baro başkanları olarak. İşte iğne, evet. İplik, düğme. Ya bu
düğmeyi cübbeye dikin ya da bu teklifi geri çekin denilmişti. Bugün yapılan basın açıklamalarının başlığı da cübbemize düğme dikmek istiyorlar vurgusuyla birçok haber sitesinde yer aldı. Perşembe gününden beklentilerinize çok kısa değindiniz ama baro başkanları perşembe günü ne yapacak? Onu da duymak isteriz. Etnik temellere göre. Bu vurguyu baro başkanları sıklıkla yapıyorlar. İstanbul Baro Başkanı, Ankara Baro Başkanı'na da bu soruyu sormuştum. Geriye döndüğünüzde bu süreç nasıl sonlanacak bilinmiyor. Elbette hukukun önde olduğu bir süreçle sonuçlanması biz gazetecilerin de temennisi ki yaşadıklarımız ortada. Televizyon kanalımızın yaşadıkları ortada. Hukuk arayışımız devam ediyor bir yandan da. Tüm bu süreçler için umuyoruz ki hukukun üstün olduğu bir süreç geride kalır. Ama nasıl biterse bitsin ben şunu sormak istiyorum size. Bir baro başkanı olarak, bir hukukçu olarak... Yani geriye dönüp baktığınızda bu süreci nasıl tarif edeceksiniz? Ankara'da bir ülkenin başkentinde ülkenin baro başkanları girişte bekletildi. Sadece 200-250 metrelik bir sembolik yürüyüş dahi yapması uzun müddet engellendi. Darba varan müdahaleler oldu. Bu konuda kısmi yaralanmalar yaşandı. Lavabo olarak kullanılmak istenen yerler engellendi. Caddelerde araçlarıyla geçmekte olan vatandaşların birkaç destek kornası size ulaşmasın diye polis bariyerleri çekildi. İçeriye herhangi bir şekilde bulunulan alan, abluka altındaki alan hiçbir şekilde görülmesin diye. Bunun dışında meclis komisyonuna gittiniz. Meclis komisyonunda içeri alınmadınız. Ben bunu Sayın Durakoğlu'na da sordum. Kendisi reddetti. Cumhurbaşkanının daveti, Adalet Bakanlığı'nın daveti olduğunu söylemişti Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Bülent Turan. Böyle bir davet alsaydık elbette giderdik. Neden sözümüzü söyleyeceğimiz yerden sakınalım ki? Biz bu teklifi masadan çekin, her şeyi konuşmaya hazırız demişti. Şimdi tüm bu özetlemeye çalıştığım süreç nasıl hatırınızda kalacak? Türkiye'nin hukuk sınavında zannediyorum tarihi mihenk taşlarından biri olacak bu süreç. Nasıl hatırımızda kalacağını söyleyeyim ve hızlı anlatmaya çalışacağım. Ankara'nın girişinde baro başkanları olarak oradaki çiğnendi ve insanlığa dair bütün değerler çiğnendi. İşkenceye varacak uygulamalar yapıldı ama biz o kapıdan girdik. Bu kez meclisimizin içine giremedik. Ne yazık ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki kez gazi olmuş yüce meclisin önü barikatlarla kapatıldı. Dünyaya bu görüntülerle bir kez daha rezil olduk. Baro başkanları olarak biz oraya net bir şekilde söylüyorum. Bizim yasamız konuşulurken iki ay boyunca yaptığımız hiçbir itirazı dinlemeden yasamızı Adalet Komisyonu'na teklifi getirdiklerinde o komisyonda görüşlerimizi ifade edip tutanaklara geçirtmek istediğimizi yazılı olarak Adalet Komisyonu'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirdik. Yazılı dilekçemiz kayda girdi. Bunu siz değerli basın mensuplarıyla da paylaştık. Sizin aracılığınızla halkımız gördü. Bununla da yetinmedik. Türkiye Barolar Birliği'nin orada temsilci bulundurma hakkı var. Türkiye Barolar Birliği'ne iki dilekçe yazdık. Birisinde temsilci olarak iki baro başkanının görevlendirilmesini istedik. Diğerinde eğer böyle bir tasarrufta bulunmayacaksa konunun bu kadar önemli olması dikkate alınarak Türkiye Barolar Birliği adına baro başkanlarının çoğunluk görüşünü, avukatlık yasası gereğince çoğunluk görüşünü ifade etmek üzere bizzat Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun katılmasını istedik. Ancak bu taleplerimiz de Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun çoğunlukla verdiği kararla, oy birliğiyle değil oy çokluğuyla verdiği kararla reddedildi. Adalet Komisyonu da katılma talebimizi reddetti. Bunu da basın aracılığıyla öğrendik. Çok net bir ifade kullanacağım. Söylenen hiçbir kelime, onlar tarafından söylenen bir tek kelime bile doğru değildir. Bunu da bir meslek nezaketiyle böyle söylüyorum. Doğru değildir diye ifade ediyorum. Bize yapılmış, buyursunlar baro başkanları içeri girsinler, Adalet Komisyonu'nda dinleyeceğiz. Burada bulunma hakları elbette demokrasi gereğince, hukuk devleti gereğince vardır dedikleri bir tek belge varsa çıkarsınlar, göstersinler. Yanımıza gelmişlerse onu da göstersinler. Tam aksine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önünde son dördüncü gün baro başkanlarımızın adına bizzat ben konuşmuştum. Orada dedim ki bu cümlelerin hiçbirisi doğru değildir. Biz dördüncü gün bugün meclis önünde bekletiliyoruz. Bu utancı Türkiye yaşıyor. Lafla olmaz. Bakın aramızda bariyer ve polisler var. Bizi kendi meclisimize almıyorlar. Bu sözlerinin arkasında duruyorlarsa Bülent Turan ya da her kimse
Gelsinler. O bu duvarın, bu bariyerlerin bu tarafındayız. Dışarıda bırakıldık. Basının ve Türk halkının gözü önünde baro başkanlarını içeriye alsınlar. Herkes görsün. Ama almadılar. Gelmediler. Hatta hoş geldiniz demeye bile gelmediler. Tabii bu kanunu ayaklar altına alan, demokrasi teamüllerini yerle bir eden kişilerin bize hoş geldin deme nezaketini göstereceklerini elbette beklemiyorduk. Ancak en azından toplumu yanlış yönlendirecek, manipüle edecek, gerçek dışı söylemlerde bulunmamalarını bekleme hakkımız elbette vardır. Hiç kimse halka yalan söylememeli. Söylediklerimizin hepsinin belgesi var. Cumhurbaşkanlığından asla bir davet gelmemiştir. Bir kez daha tekrar ediyorum. Buna karşılık bazı barolarımızın yazılı talepleri vardır Cumhurbaşkanlığı makamından. Konuyu anlatmak ve bu teklifin geri çekilmesini istemek üzere görüşmek istediklerini ifade eden. Ancak baro başkanlarının, 80 baro başkanının biri bile davet edilmemiştir. Cumhurbaşkanı davet etti, görüşülmedi diyenleri ispat etmeye davet ediyorum. Müfteri çıkarlar aksi takdirde. Adalet Bakanı ile ve mecliste baro başkanları bizimle görüşmek yerine meclis önünde eylem yapmayı tercih ediyorlar diyen grup başkan vekilleri ve Adalet Komisyonu Başkanı, bunların kendileriyle biz 10 Haziran tarihinde 31 baro başkanı arkadaşımız görüşme yapmış olduk. 31 baro başkanı Adalet Bakanı'nı, kamu baş denetçisini ve mecliste grubu bulunan siyasi partilerin gruplarını, Milliyetçi Hareket Partisi'nden randevu alınmış zannederim o gün. Bunları ziyaret ederek bunlar anlatıldı. Ancak o zaman teklif henüz mecliste değildi. Şimdi teklif meclise geldikten sonra hiçbir davet gelmediği gibi bütün Türk halkı gördü. 4 gün boyunca baro başkanları olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısından içeri alınmadık. Adalet Bakanı ve grup başkanları ile yaptığımız görüşmeler ise çok önemlidir. Kesinlikle kendilerinin daveti üzerine olmamıştır. Türkiye Barolar Birliği üzerinden alınan randevu ile olmuştur. Baro başkanlarının aldığı randevu üzerine gidilip görüşülmüştür. Asla görüşmekten kaçınmadık. Defalarca beyan ettik. Eylemli olarak da gösterdik. Neden geri çekmeleri gerektiğini ifade ettiğimiz konuları meclisteki Adalet Komisyonu'ndaki tutanaklara geçirtme şansını bize vermediler. Gerçekleri yüzümüze, gözlerimizin içine bakarak dinleme cesaretini göstermediler. Onun yerine Twitter'dan yanlış beyanlarda bulundular. Biz o beyanları alıntılayarak belgeleriyle beraber doğru olanlarını paylaştığımızda dahi buna yorum yapamadılar. Onun yerine bizlere mesaj atmayı tercih ettiler. Yani Türk demokrasisi adına şaka gibi ama utanç verici manzaraları Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına o meclis kapısında, Ankara'nın Eskişehir girişindeki barikatta, Ankara Adliyesi'nin önünde meslektaşlarımıza gaz sıkılırken biz bu manzaraları dünyaya göstermiş olduk. Çok üzücü. Nasıl hatırlayacaksınız diyorsunuz ya. Ülkemiz adına tarihe, demokrasi tarihimize, yargı tarihimize utanç tabloları olarak geçti. Ama orada bu direnişi gösteren 139 bin meslektaşın ve 83 milyon yurttaşımızın hak arama özgürlükleri için orada en kötü şartlarda bile direnmeyi, hukuk adına direnmeyi, düşüncelerimizi ifade etmek üzere direnmeyi görev bilip bunu gerçekleştiren baro başkanlarına ve destek veren bütün meslektaşlarımızın tarihine onur olarak geçecektir. Bunu ifade edebilirim. Sayın Başkan, buyurun. Biz bu onuru böyle elde etmeseydik. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Keşke bir kez olsun kulak verselerdi. Tıpkı 2010 referandumunda olduğu gibi, başka konularda olduğu gibi FETÖ'ye teslim edeceksiniz, yapmayın, buna evet demeyin dediğimizde bizim sesimizi kısmak yerine, kısmaya çalışmak yerine sesimize kulak verselerdi bugün ne 15 Temmuz olurdu ne başka kötü manzaraları yaşardık. Bir kez olsun bu kez baroların sesine kulak versinler. Aklı selime davet ediyorum hepsini. Ettikleri avukatlık yeminine hatırlatmaya çalıştık. Cübbe gönderdik.
kendi cübbelerine düğme dikmeyi tercih ettiler. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu sadece onlardan oluşmuyor. Bütün milletvekillerine, iktidar ya da muhalefet sesleniyorum. Ettikleri yemini unutmasınlar. Ağızlarından düşürmedikleri Türk milletinin, devletin bekasını düşünsünler. Bunu unutmasınlar. Tarihe nasıl geçeceklerine kendileri karar versinler. Ama bu meclisten bu kararı çıkarsalar bile, bitiriyorum. Eğer bu yasayı geçirirlerse bile, Cumhurbaşkanı da veto etmezse, Anayasa Mahkemesi'ne gidecek elbette. Ama şunu söylemek istiyorum. Roma İmparatoru da çok sevdiği için atını, atının senatör ilan edilmesine, kabul edilmesine dair senatoya bir teklif verdiğinde, senato o tek kişinin ağzından çıkan bu cümleleri emir kabul edip atı senatör yapmıştı. Ama bir atı senatör, senato kararıyla senatör olarak ilan ettiğinizde o atın senatör olamayacağını, gerçekte olamayacağını herkes bilir. Bu deliliktir, çılgınlıktır, akla aykırıdır. Bu kanunda çıkarsa aynen Roma İmparatoru'nun atı mahiyetinde kalır. At, attır, kanunda kanundur. Ve kanunlar nefretle, tepkiyle değil, halkın ihtiyaçlarına göre yapılır. Sayın Başkan, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizi izleyenlere de sevgiler. Sağ olun.